Evet, diyor ki optimizasyon metodları böyle bir tane vaadi vermiş bize. Bir tane buraya insancık koymuş. Bu böyle 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 minimum değere erişmeye çalışıyor. Bu zamana kadar ne yapmışız? Gradient descent'i işte parametrelerini update etmişiz. Cost'u minimize etmeye çalışmışız. Ve şimdi de neler neler yapacağız? Gradient descent goes downhill. O ne? Cost function J. Tamam. Gradient descent'te bir tane bizim cost fonksiyonumuz var. Bu aslında böyle ne bayır iniş mi nedir bunun şeyi bilmiyorum da. Böyle inmeye çalışıyoruz bu bayırdan ve bizim için en küçük değere erişmeye çalışıyoruz. Şimdi diyor ki notasyon olarak biz işte bu cost fonksiyonumuz içinde eğer a'ya göre kısmi türev alıyorsak bunu da ile gösteriyoruz. Şu kısmi türevli işareti bir daha kullanmayacağız. W'ye göre türev alıyorsak DW ile gösteriyoruz falan diyor. Bu aklımızda bulunsun. Çünkü sorularımızın içinde var. To get started, random, bilmem ne bilmem ne. Tamam. Burada bir kütüphaneleri import edelim. Burası şimdilik şeyimiz değil. Kopumuzda değil. Evet, gradient descent'te başlayalım. Ne diyor? Gradient descent, machine learning'de kullanılan en basit optimizasyon metodu. Herkesin sıklıkla kullandığı bir metot. Onu ben söyledim, burada yazmıştım. Evet, when take gradient steps with respect to all n samples on each step, it's ton. Eğer bunu işte n tane example üzerinde çalıştırıyorsak her bir stepte, buna batch gradient descent deniyor ki biz bunu gördük. Şimdi, peki gradient descent'in update rule'u nasıl bir şeye benziyordu? Hatırlayalım. Bizim birden L'e kadar şunu yapmasını bekliyoruz. İşte W'ların update rule'unda ne vardı? W eksi learning rate çarpı onların kısmi türevi. Şey, cost fonksiyonu W'ye göre kısmi türevi. B'de ne vardı? B eksi alfa çarpı B'nin kısmi türevi. L buradaki layer'mış. Alfalarımız learning rate'miş. Ve bütün hepsi parameters diye bir tane kütüphanede tutuluyormuş. Bize buradaki koda yardımcı olabilecek şöyle bir information da vermiş. Not that the iterator one L starts at tamam. Bu L dediğimiz arkadaşımız sıfırdan başlıyormuş. For loop'la dönüyormuş ve bunun ilk değerleri de buymuş. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. Hemen bakalım. Update parameters with gradient descent. Parameters diye bir tane dictionary alıyor. Dictionary'ydi bu. Az önce görmüştük. Grad diye gradyanların bu şey kısmi türevlerinin tutulduğu bir arkadaşımız var. Bu da bir dictionary'ymiş bakın. Python dictionary containing your gradients to update each parameters. Tamam, çok güzel. Hatta burada örneği de vermiş bunun nasıl bir şeye benzediğini. Mesela parameters dediğimiz arkadaş parameters eğer bu kütüphane şeyi dictionary tam kütüphane dictionary eğer bu şekilde kullanırsam bu W1'i temsil ediyormuş. Yani W yazıyorum. STR içine L mi bu? 1 mi bilmiyorum da. 1 herhalde. Eğer B yazarsam L, pardon 1 değil bu L. Bu W1'i temsil ediyormuş. B1'i de bu şekilde temsil ediyormuşuz. Gradyanı da yine benzer bir dictionary olarak düşünebiliriz. Burada da türevlerini tutuyormuşuz. İşte DW. DW1'i temsil ediyormuş. DB1'e ihtiyacımız olduğunda da bunu bu şekilde kullanacağız. Çok güzel. Ve elimizde bir tane de learning rate var. Learning rate bir tane skalar. Çok güzel. Ve bu fonksiyon parameters diye bir şey dönüyor. Parameters da Python dictionary containing your update parameter. Tamam, çok güzel. Burada da ne yapıyoruz? Bu da bir dictionary. Update olacak olan parametreleri dönüyor. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden update parameters with gradient descent dediğine göre burada yazmamızı istediği şey nedir? Bunun şeyleri, şuradaki kurallar aslında. Update rule'u yazmamızı istiyor. Haydi yazalım. Nasıl yazarız? Şuradan rule'u hatırlayalım. WL dediğimiz şey, WL eksi learning rate çarpı DWL'di. Şimdi mesela bize ne vermiş burada? Parameters, W, bla bla bla. Bu nedir? WL plus 1'dır değil mi? O zaman ben de hemen onu sileyim. Ne yapacağım? WL plus 1 nedir? WL plus 1 eksi learning rate çarpı bunun gradyanı. Hemen yazıyorum. Tabii ki de copy paste. Çok eksi learning rate diye bir tane şeymiş zaten. Learning rate çarpı neydi? Gradyan. Gradyanı da hemen şuradan itinayla kopyalayıp yapıştırıyoruz. Böyle yapsak olur mu? Bazı kafalar sallanıyor. Buse'den şöyle bir işaret geldi. Tamam. Olur.
Tamam. Şimdi bir de B'leri aynı şekilde update etmeye çalışalım o zaman. B'leri update ederken de rule'u unutmuyorum burada. BL eşittir. Bu layer'dı. Layer bu L'nci layer'daki B eksi learning rate çarpı onun gradyanı. Kısmi türevi. Aynısını yapacağım aslında. Hiçbir farkı yok. Değil. Şöyle bir farkı var. Sadece bu arkadaş DB için olacak. Buraya da plus 1 gelecek. Tamam. Sondaki eşitleri silmeyi unuttuk galiba. Böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar. Neyse ki sizin gibi hemen bunu fark edecek insanlarla birlikte çalışıyorum şu an. Evet. Şey ben bu update kısımlarını yazarken direkt eksi eşit şeklinde yazmıştım. Yani eksi eşit learning rate. Eşit mi yaptınız? Bunu yok şey diyeceğim. Sonuçları aynı çıktı. Hani hiçbir hata da vermedi notebook'ta. Ama submit ettiğim zaman yanlış kabul etmişti. O neden olabilir acaba? Çünkü başka fark yoktu. Tamam. Bu Python'un bir özelliği eksi eşit. Ama bizim normalde işlem yaparken doğru yaptığımız ama eksi eşittirle çalışmayan bazı case'ler var. O yüzden bunu notasyon demeyeyim de eksi eşittirle yazdığımız kodu o yüzden kabul etmiyor olabilir. Yani her durumda doğru çalışmayan bir şey olduğu için. Şu an doğru çalıştı. Yani A eşittir A eksi B yaptınız. Sonra yine aynısını yapacağınız için A eksi eşittir B şeklinde yaptınız. Ama bu ya şu an edge case'lerini hatırlamıyorum da bu eksi eşittirin normalde hesap yaparken kafamızdan yaptığımızda matematiksel olarak çalışan ama eksi eşittirde çalışmayan bazı şeyler mevcuttu. Bence o yüzden kabul etmiyor olabilir. Yani hiç o topa girmek istememiştir. Kısa cevabım bu. Ya da belki de dictionary falan kullanırken belki problem vardır. Hani dictionary kullanıyoruz ya şu anda. Belki de ondan dolayıdır. Hiç bak ben de bilmiyorum. Ama dictionary'nin bu biz şey değerini aldık ya bu aslında direkt W1 demek değil mi mesela? Aynen. O şekilde de hani bilmiyorum ki hani mesela eksi eşitleri yaparsak niye hata alırız ki? Hani dictionary olduğundan belkidir hani bilmiyorum. Ben de anlayamadım. Şeyde hatta bu aşağıdaki en son kendisi modelle çağırıp yaptığında hata vermişti. Ama buradaki fonksiyonlarda hata vermiyor. Ha, return ettiği değer fonksiyon olduğu için mi acaba? O şey Sefa isimdeki arkadaşımız sizin söylemiştiniz. Ne? Ben ne dedim ne? Şey mi? Parameters burada yapılan işlemden değil de burada dönen kütüphane dictionary olduğu için mi acaba şey oldu? Evet ondan belki bir problem olabilir. Pardon. Ben de şuraya gittim diyorum ki ama dictionary'nin içinden bir değeri çekiyorum falan diyorum da evet bu bundan kaynaklı olabilir haklısınız ya o da olabilir. Benim dediğim gibi bir şey var da onu Python'da şimdi hatırlayamadım ama bu dictionary olduğu için olabilir. Böyle. Benim başka ekstra yorumum yok sanırım. Fena umarım bu bir cevap olmuştur senin için. Şimdi evet çalıştırdığımızda bizim zaten update etmek istediğimiz parametreler W1, B1, W2, B2'ymiş ve onları hemen burada expected value'larına uygun olarak gördük. Şimdi diyor ki aha bununla sınırlı değil, bunun çeşitleri vardır. Stochastic gradient descent diye bir şey vardır. Bu mini batch'leri eğer size 1 olacak şekilde ki biz bunu artık ezberledik. Size 1 olacak şekilde çalıştırırsak bunu stochastic gradient descent yöntemi uygulayarak çalıştırmış oluruz diye bakarız odaya falan diyor. Peki bunun update rule'u ne değişirmiş? Aslında you have just implemented doesn't change. What changes is that... Tamam. Ne diyor? Bütün training setini aslında orada şey yapmıyoruz da, çalıştırmıyoruz da, yani batch batch çalıştırıyoruz. Şimdi bakalım, burada sudo kodunu vermiş bize. Hatta bayağı kodunu vermiş, sudo kodunu vermemiş, implement etmiş, pardon. Evet, batch gradient descent'te iterasyonlar kadar döndürüyoruz. Biz burada içeride yaptığımız işlemleri iterasyonlar kadar çalıştırıyoruz. Yukarıdaki işte update rule'ları falan filan. Ama stochastic gradient descent'te zaten iterationlarımız var ama buna ek olarak sample sayımız kadar da o batch'leri çalıştırmamız gerekiyor. Sample sayımız da genelde m olarak slide'larda derste gördüğümüz için buraya m'i yazmışız. Tamam. Burada güzel. Bu bilgiler hoş. Ne demiş? Mesela stochastic gradient descent'e gradient descent'i şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde diyor.
herhangi bir noktadan başladığımızda stokastik gradient descent'te böyle bir bir gittiğimiz için o salınımlar falan filan bir sürü bir sürü oluyor. Ama gradient descent'te öyle mi? Daha böyle smooth bir şekilde ulaşmak istediği hedefine yakınsamaya devam ediyor diyor. Şimdi buraya not düşmüş. Tamam. Bu SGD, Stochastic Gradient Descent 3 tane for loop gerektiriyormuş. Neler onlar? Number of iterations için kaç tane example varsa, training example o kadar. Bir de over the layers. Tamam. Bir de layer'lar için. Birden L'e kadar layer'lar için çalışmıştık yukarıda biz. Onu görmüştük. Evet. In practice you often get faster results. Tamam. Aslında daha hızlı sonuç alabilirsiniz diyor. Bunu da gördük. İşte stokastik gradient buysa mini batch'lere bölebilirsiniz bunu diyor. Bu daha hızlı o ulaşmak istediğiniz o minimum değeri daha hızlı yakınsamanızı sağlar diyor. Ve burada hatırlamamız gereken şeyler nelermiş? Bunları biliyoruz aslında. One update step. You have to tune a learning rate hyperparameter alpha with a well-turned bilmem ne performance either. Tamam. Şimdi tamam. Bu kadar giriş gelişme şeyi boşuna değildi. Mini batch gradient descent'i implement edeceğiz hep birlikte. Şimdi diyor ki mini batch gradient descent'te iki step varmış. Tamam. Shuffle dediği şeye bakalım. Shuffled version of training set. Tamam. Bunu random bir şekilde shuffle'lamaktan bahsediyor herhalde. Shuffle'lamak nedir? İlk kez duyanlar için. Elimizdeki datayı karıştırıyoruz. Aslında uniform bir distribution gibi düşünebiliriz. Karıştır, 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 karıştır. Ne diyor? Each column of X and Y represent a training example. Tamam. Buna çok şey yapmaya gerek yok herhalde. Partition dediği de, evet. Ne demiştik? Mini batch gradient descent'i build ederken, şu an oluştururken, tasarlarken iki aşamaya ihtiyacımız var. Biri shuffle etme, datayı karıştırdık. Diğeri de partition etme. Bu sefer bölük pörçük edeceğiz. Ne yapmış? Mini batch'leri ayırmış. Mini batch'leri ayırırken de mini batch size'ını 64 olarak seçmiş. Her bir batch'e 64 tane training sample'ını, example'ını koymuş. Ve diyor ki unutmayın sevgili arkadaşlar. Bunlar böyle 64 bölünüyor ama sonuncusu, yani mesela bu tam 64'ün bir katı olmayabilir. Dataset size'ı. Sonuncuyu ne olarak gösteriyor? N/64'ün işte floor'u oluyor galiba, bu alttan tam değeri artı bir şeklinde bırakmamız lazım diyor. Buna lütfen dikkat edelim diyor. Şimdi bize bir tane exercise bırakmış burada. Ne demiş? Random mini batch'i siz şey yapın. Ay buna da çift tıklayınca evet. Tele giriyor. Tam random mini batch'i siz implement edin. Sizin için shuffle şeyini yazdık. Shuffle x dediğinde x'leri shuffle diyor herhalde. Shuffle, evet, burada da x. Shuffle y dediğinde de y'leri shuffle diyor. Partially we give you the following code that selects the index first and second mini batch. Tamam. Birinci ve ikinci mini batch'lerini şu şekilde küçücük bir örnek olarak bırakmış. Shuffle x diyor. Bütün satırlar için herhalde bu. Sıfırla. Ha, tam satır tutun burada tam tersi mi? Min batch size kadar bir gibi. Bir şey sorabilir miyim? Hah, efendim? Shuffle'ı geçmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii lütfen. Şimdi bizim burada shuffle'ı uygulamamız, noise'u azaltmamıza da yarıyor mu? Sanırım arkadaş Sefa açıklamıştı ama ben gene de bir emin olamadım buradan. Ya evet. Orada rastgele değerleri seçiyor ya mesela. O rastgele değerleri seçmesini göstermek için mesela bak tekrar güzel bir şekilde anlatayım sana. 1 milyon tane örneğin var değil mi? Şimdi sen buradan rastgele örnekleri seçeceksin teker teker. O zaman ne yaparsın hani mantıklı bir şekilde? Listenin içerisinde bu 1 milyon tane örneği range olarak koyarsın. İçeriden bir tanesini rastgele random olarak seçersin. Ve onu x'in içerisine koyarsın. Ve o ilgili örneği kullandıktan sonra güncelleme yaparsın. Sen şimdi bunu her 1 milyon kez yaptığın zaman hani inanılmaz derecede bir kayıp olacak. Zaman kaybı, hani bir konnotasyonda bir hani kafayı yiyeceksin. Hani inanılmaz derecede yavaş olacak. Adamlar demişler ki sen bunu rastgele bir şekilde seçme, listenin içerisinden teker teker seçme. Otomatik olarak biz listenin veri setinin kendisini
shuffle yapalım, değiştirelim. Bir deneme kadar sen yine olduğu gibi git sıra sıra. Fakat zaten her epok bittiğinde, yani her tüm iterasyon bittiğinde karıştırma yaptığın zaman otomatik olarak zaten hepsini aslında ilk veri setinin örneğine göre rastgele seçmiş gibi olacaksın. Anladım. Yani biz bunu her seferinde yapmak yerine en başında yaparsak işlemi hızlandırmış oluruz. Ama işte evet, evet. Her epokta, her epokun başında shuffle yapıyorsun. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, şimdi random mini batch'e o zaman bu güzel bilgiler ışığında implement etmeye çalışalım hep birlikte. Bilmemiz gerekenler nelermiş? Argümanlarımız varmış. X, Y ve mini batch size diye. X'imiz input data zaten. Y'imiz label'larımız. Mini batch size'ımız da number of mini batch. Number of mini batch. Mini batch size'ımız. Her bir batch'in içindeki eleman sayısı aslında. Size of the mini batch. Tamam. Bu fonksiyon neyi return edecek? Mini batch'leri return edecekmiş. List of. Tamam. Şu şekilde. Mini batch X, mini batch Y. Yani aslında bunun baktığı şeyler mesela birinci mini batch'in shape'ine, ikinci mini batch'in shape'ine, Y'de aynı şekilde mini batch'in shape'ine. Bunları merak etmiş bu fonksiyonu çalıştırınca. Şimdi gelelim, bizim için ayrılan bölüme gelelim. Ne diyor? İlk step olarak bir shuffle ederiz. Shuffle'ı biz sizler için yaptık. Gittik, shuffle x diye bir şey tanımladık. Shuffle x'i de nasıl tanımlamışlar? Almışlar input datalarını. Input datalarını aslında permutation diye bir değişken listesi tanımlamışlar. Daha doğrusu burada bir numerik liste bu. İşte random number'lardan oluşan bir şey, liste. Sırasıyla o number'lara denk gelen sample'ları alıp bu shuffle x kaç taneyi dönüyorsa artık, m taneyi mesela dönüyormuş, o kadar sample üretiyor size, dönüyor bize. Shuffle Y'de de aynı şekilde herhalde Y için kullandı. Tamam, çok güzel. Bu vektör olduğu için tekrar reshape etme gereği duymuş. Evet, şimdi bir de ne demiş? İkinci step'te de partition. Şimdi bize partition kısmını bırakmış. Yani şuradaki ne yapmıştık? 64'lük ayırmıştık biz bu örnekte. Biz aynı bu şekilde partition eden fonksiyon demeyeyim de şu blue yazmamızı istiyor. Çok güzel. Şimdi number of complete mini bets kadar dönüyormuş. Number of complete mini bets ne? Mat.floor m bölü mini bet size. Hop geliyorum. Buradan m bölü mini bet size'ımız 64'tü bu örnekte. Mini bet size. Tamam. Bu kadar dönsün diyor. Zaten range'i başlattığında sonuncu değeri almayacak. Tamam. Şimdi peki mini bet x'i nasıl oluştururuz arkadaşlar? Şuradaki, yani parçalayacağız. Mini batch 1, mini batch 2, mini batch 3 olarak parçalayacağız. Ama mesela şurada bize bir örnek vermiş. Diyor ki first mini batch'i ben şu şekilde çok basit bir şekilde shuffle x'i kullanırım. Shuffle x'de ne yaparım? İlk mini batch olduğu için sıfırdan mini batch'e kadar alırım. Sıfırdan mini batch'e kadar olan eleman kadar alırım. Yani bu da 64 mesela örneğimizde. Şimdi biz k üzerinden bir şey yapacağız. İşlem yaptıracağız burada. Tek fark o olacak aslında. Nasıl yaparız? Hadi ben şöyle bir başlayayım. Shuffle değil. Evet. Yani K-1 ile K arasında yani 5 size çarpı K-1 ile 5 size çarpı K arasında olursam istediğim kadar almış olurum herhalde. K-1 mi K mı? K'dan K-1'e sanırım. Tamam. O öyle mi olur? Hayır. Evet. Evet. Çünkü K sıfırdan başlıyor. Sıfır ve bir arası. Bir ve iki arası. Tamam. Buradan nereye kadar demiştik? Mini bet size. Tamam. Bunun aynısını çok vakit kaybetmeden hop bu arkadaşımız için yapalım. Tamam. Partition etmeyi aslında başlattık. Peki handling de end case. Bu end case'ler çok sıkıntılı. Çünkü dediğimiz gibi verilen m yani number of sample bu batch size'a daha doğrusu number of batch'e tam olarak bölünmüyor olabilir. Onunla başa çıkmamız lazım burada.
Burada da aslında kaldığımız yerden artı bir ekleyeceğiz galiba. Sonuna kadar nereye gidecekse oraya gidecek aslında. Tamam. Bunu yazdım şartıkse. Ne yapayım? Zaten mini batch size number of mini batch çarpı mini batch size'dan başlatacağız. Çünkü orada kalmış oluyoruz. Number of neredeydi number ya? Of complete çarpı num complete. Harika. Buradan da vektörün uzunluğu neyse ona gitsin diye evet böyle bırakacağız. Böyle bırakacağım, tamam. Ne kadarsa o kadar git. Bunun aynısını label'larım için de yapacağım. Input'larım için yapmıştım. Tamam. Label'larım için de yapacağım. Bir bakalım. Ona kendimizi beğendirebilecek miyiz? Evet. Burada verdiği input'a göre beklenen sonuçları elde edebiliyoruz. Tamam, harikasınız. Haydi birazcık daha ilerleyelim bakalım. Heh, momentum'a geliyor. Ha, burada bir şeyler var. But you remember, shuffling and parting are two steps required to build mini bets. Evet, bunları görmüş olduk. Bir shuffling yapıyoruz, iki partitioning yapıyoruz. Powers of two are often... Tamam, mini bet size... İşte hoca 64'ten başlatmıştı. Burada 16 olabilir, 32 olabilir. 2'nin kuvvetleri şeklinde seçebilirsiniz diyor minibet size'ınızı. Hoca da 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 10'a kadar seçebilirsiniz gibi bir öneride bulunmuştu. Evet, momentum'a gelelim. Tamam. Burada ne diyor? Minibet size, minibet gradient descent'te aslında şurada direction'larda bazı değişimler oluyor ve bu salınımlar yapıyordu. Momentum bu salınımları birazcık azaltmak için önerilen bir optimizasyon algoritmalarından bir tanesi. Şimdi bunu implement edeceğiz büyük ihtimalle. Tamam. Hadi bakalım. Initialize the velocity. Exercise, evet. Initialize the velocity. The velocity V is a Python dictionary that needs... Tamam, bize yine böyle dictionary'ler falan tanımlayacak. Ya da biz bunu tanımlayacağız. Evet, biz initialize edeceğiz büyük ihtimalle. Çok güzel. Mesela bu sefer yukarıdaki dictionary'ler neydi? Parameters vardı. Gradyanlar için grads mı vardı? Öyle bir şey vardı. Şimdi de velocity var. V, dw, str, l artı 1. Non-pair of zeros with the same shape as parameters. Tamam. Bu shape'e sahip olan non-pair'i. Not that the iterator tamam bu sıfırdan başlayacaktır falanlar filanlar. Initialize velocity fonksiyonumuz varmış. Şimdi biz bu fonksiyonda hemen şuracıkta bu velocity'nin değerlerini tanımlayacağız. Bunları nasıl tanımlıyorduk? Hemen bakalım. Bu fonksiyon bir kere ne dönüyor ona bakalım. V dönüyor. Bu bir Python dictionary'si. Kısmi türevli velocity diğeri de aynı şekilde. Evet, parametreler varmış. Parametreli bir dictionary. Bunu zaten yukarıdan aşina aldık. Kazanmıştık parametreleri. Çok güzel. Şimdi bir de bize ne vermiş? L diye bir şey vermiş. Bu da parametrelerin boyuna eşit. Tamam. V de bir dictionary. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne demişti? NumPy array of zeros with the same shape as parameters. Bunu ben çok az kullanıyorum. Yani normal kendi çalışmamda da implement ederken çok az kullanıyorum. Ya şey olarak hep ben np zeros olarak tanımlıyorum. Ama şu şekilde shape'e sahip olan sıfırlardan oluşan bir matris işte NumPy array'i oluştur gibi bir şey tanımlamıyorum aslında. Bunu yapanlar varsa, evet, bu sürprizde arkadaşımızın ismi nedir? Zeros değil de, hani shape'e sahip olan zerolardan oluşan bir NumPy array oluşturmak için ne kullanmıştınız? Zeros değil de, zeros. Zeros like. Zeros like diye bir şey var. Onu kullanacağız. Bu shape'e sahip olmasını istiyorduk galiba. Ben NumPy zeros deyip içine o vektörü yazıp ya matrisi ya da vektörü yazıp
nokta shape dedim. O da çalışıyor. Çalışıyor mu? Ha çok iyi. Bu direkt bu görevi yapıyor diye biliyorum ben. Zero Slide. Ya bilmiyordum bunu o yüzden. Ben de işte çok az kullanıyorum. Ama şey öyle bir burada görünce bir sevindirik oldum. Zeros'un ama Zeros'ta şey vermiyor muyduk ya? İki tane parantez mi koyacağız orada? Aha, iki parantez koydum. Sonra yine parameters bunu yazıp dot shape dedim. Tamam işte. Süper. O zaman birini öyle birini öyle yapalım. İkisini de görmüş olalım. Şu arkadaşın dışında şöyle herhalde çalışacak diye umut ediyoruz. Ama yanına nokta shape yazdım. Yani o shape'de. Ha tamam. Nice. Tamam. Süper. Zaten şeydi. Bu shape'e sahip sıfırlardan oluşan array'ler bize. Yani array diyoruz da burada mesela bu bir matris. NumPy array'i oluşturmasını istiyorduk. Gerçekten de bu V dictionary'sini çağırdığımızda İşte W1'i, DB1'in hepsinin sıfırlardan oluşan değerlere sahip olduğunu, yapılara sahip olduğunu görüyoruz. Çok güzel. İstersek böyle yapalım. Zeros like kullanıp direkt shape'ini verelim. İstersek zeros kullanıp bu zeros'a uygun olarak şu yapının shape'ini çekip içine input olarak verelim. Harikayız. Süper. Şimdi initialize ettik. O zaman momentum'un update rule'unu uygulamamak için bizi ne tutabilir? Hiçbir şey. Hadi onu yapalım. Ne diyor? Burada bir tane bize vermiş zaten. VDW beta VDW artı 1 eksi beta ve şey kısmi türev. Eksi learning rate çarpı bu arkadaş. Tamam. Yolumuz uzun. Çetrefilli. Evet. Update parameters with momentum fonksiyonumuz. Fonksiyonu bir tanıyalım. Fonksiyonumuzun bir sürü parametresi var. Parametresi zaten artık tanıyoruz. Grads'ı tanıyoruz. Bunlar dictionary'ler. V'yi tanıyoruz. O da bir dictionary. Velocity tutuyordu. Beta bir constant. Momentum'un bir hyperparametresi. Hemen şurada görüyoruz bu arkadaşımızı. Ve learning rate var. Bizim hiç ayrılmaz dostumuz. Learning rate de bir constant. O da zaten update rule'da yerini almıştı. Çok güzel. Bunları input olarak alıyor. Bize ne dönüyormuş? Parameters dönüyormuş. Bir de V'yi dönüyormuş. İki tane dictionary dönüyor. Şöyle. Süper. Hide update rule yazalım. Geri kalan her şey aşina olduğumuz değişkenler. Bunları falan görmüştük. Evet. Şimdi. Tamam. Şu alttaki zaten ne güzel. Burada da ikiye ayırmış. VDWL plus 1 beta çarpı. Değil mi? Beta çarpı. Direkt formülü uyguluyorum. Bu arkadaşımız. Bu. Hop. Sonra artı direkt beta çarpı gradyan. Çarpı şuradan hemen çekelim. Burada sadece evet, basma. Böyle olması lazım değil mi? Bakayım kafalar sallanıyor. Çok güzel. Bunun aynısını hemen B içinde yapıyoruz. Herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Evet. Beta çarpı VDB artı 1 eksi beta çarpı. Tamam. Aynısını yapıyormuşuz. Şimdi update parameters'a gelelim. Burada da eksi alfa çarpı bu arkadaş. Tamam. Parameters'ın WL plus 1 için olanını alıyorum. Eksi learning rate çarpı bu arkadaş olması lazım. Aynen. Ha, şurası eksi learning rate çarpı. Evet. Tamam. İmtina ile copy paste yapılır. Hemen. Bakalım. Kendimizi beğendirebilecek miyiz? Evet. Doğru gibi gözüküyor. Başa baktım, sona baktım. Herhalde doğrudur. Evet, yukarıdaki update rule'u aynen aslında implement ettik arkadaşlar.
Çok büyük bir sürprizli bir şey yapmadık. Sorusu olan varsa alayım. Yoksa yavaştan ilerleyeyim. Çünkü karınlarınız açıkmış olabilir büyük ihtimalle. Heh, şurada bir şeyler yazıyor. Note that the velocity is initialized with zeros. Evet, zero. Hatta evet, zero. İki türlü de şey yapmıştık. So the algorithm will take a few iterations to build up the velocity bigger set. Tamam. Peki beta'yı nasıl seçeceğiz? The larger the momentum beta, smoother the update because the more we take the past gradients into account. Aynen. Yani burada şey, smoother dediği bana göre Türkçesi daha kararlı bir hal. Tam olarak Türkçesi o değil ama çünkü çok daha fazla past gradientlere bakıyor. Ama çok büyük olduğunda da ne oluyormuş? Smooth out oluyormuş. Evet, tamam. Bunları siz okursunuz. Bunlar güzel bilgiler. Şimdi Adam'a geçelim. Tamam, bu da Most Effective Optimization Algorithms diyor. Hangi fikirleri combine ediyormuş? RMS Probe'la Momentum, bunu da gördük. Peki, Adam nasıl çalışıyor? It calculates an exponent average past gradients and stored in. Tamam, çok güzel. Burada past gradyanları hesaplıyor. Şunlar herhalde onlar. Gradyanlar. Bak burada öyle yazmamış. Niye öyle yazmamış? Normalde kısmi türevi böyle yazmayacağım demişti. Neyse önemli değil. And we corrected. Hmm. Bu bias correction term'ü de getiriyor. Tamam. DVW'yu böyle tanımlıyor. Sonra da bu da RMS momentumdan gelen term şey. Momentumdan gelen ne derler? Term diyeyim ya. Evet, termler. Şu arkadaşlar. Stores it in variables as. Tamam. Güzel. Şimdi hadi bunu yapmaya, şey, implement etmeye çalışalım. Burada bir sürü parametre. T var. Number of steps taken of Adam. L var. O vardı. Beta var. Beta 1, beta 2 var. Learning rate var. Epsilon var. As we will store all parameters in parameter tone. Tamam. Aşina olduğumuz gibi parameters da toplanıyor. Hepsi tamam. Çok güzel. Şimdi diyor ki bir tane yine bize ufak bir exercise bırakmış. Adam variable'ların olan V ve S'i initialize edelim. The V and S are Python dictionaries. Tamam. Bunlar Python dictionary'leri. Yine zero'lardan oluşuyor. Herhalde aynı şekilde initialize edebiliriz. Değil mi? Birden ele kadar da layer'lar var. Tamam. Initialize Adam fonksiyonumuz bu. Bütün parametrelere parameters dictionary'sini attık. Çok güzel. Argümanlara baktık. Argümanlar parameters. Mis gibi. Package. Paket oldu hepsi. Şimdi. Evet. Return ettiği değer neymiş bu fonksiyonun? Bir V, bir S. Her ikisi de dictionary. Aynı öncekiler gibi. Yani hani benzer. Aynı demeyeyim. Benzer şekilde. Evet. Tamam. İki tane dictionary'yi boş bir şekilde burada create ettik. Çok güzel. Burada sadece initialization mı yapmamızı istiyor? Harika. Hemen yaparız. Sıkıntı yok. Neydi? Bunların hepsi şeydi. Tamam, bunu aynen alacağız. Hatta alttakini de alabilirmiş. Ya bunu dadandıysam. MP nokta zeros like. Tabii bu V'nin, dictionary'nin. Direkt shape'i veriyor. Ha, parameters'ın, pardon. Bu, pardon, şu shape'deymiş. Kolay görünce heyecanlandım. Diğeri de aynı şekilde bu sefer. np nokta zero like. Sadece buralar bb olacak. Bu neymiş? Bu da s için. Hı, tamam. S için de diyor ki, ha, S için de aynısı. Tamam. Siz nasıl dersiniz öyle olsun. MP nokta zeros like. O zaman şu da şunun aynısı herhalde. B. Tamam. DW, SW. Bu da bunun aynısı. Nice. V ve S dictionary'lerini bu şekilde oluşturmuş olmayı ümit ediyorum. Mesela bu kaça kaçlık? 2'ye 3'lük. İşte 2'ye 1'lik. 2'ye 3'lük, 2'ye 1'lik. S'leri de kontrol edelim. Bu da 2'ye 3'lük tabii. Aynı şekilde bekliyoruz.
2 üçlü 2'ye birlik. Tamam, çok güzel. Buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Siz de benim neyseniz. Sıkıldınız mı ya? Yavaş mı gidiyorum? Ha, tamam. Bana şey yapabilirsiniz. Ya çok yavaş gidiyorsun, lütfen hızlan falan gibi yorumlar da yapabilirsiniz eğer öyle bir düşünceniz varsa. Evet, exercise. Now implement the parameters update with Adam. Evet, tabii ki de Adam'ın da bu parametrelerini update edecektik. Ecelden kaçış yok. Note that the iterator, tamam, sıfırdan başlıyor. For loop'ta diğerleriyle çok benzer bir hikayesi var. Sadece update rule farklı. Ve tabii ki de hikayemize S diye biri katıldı. Karelerini alacağız. Corrected, bias corrected value'larını alacağız. Tamam. Bu fonksiyonumuzun da update parameters with Adam. Çok güzel. Default bazı değerler verilmiş. Learning rate, beta, constant'lar için. Diğerleri zaten dictionary'lerimiz. Dictionary'lerini de zaten içeride şey yapıyorduk. Return edeceğimiz değerleri içeride create edip update rule'u yazdıktan sonra şey yapıyorduk, kullanıyorduk. Ben burayı silmemişim. Çok iyi. Tamam, şurayı unutmuşum silmeyi. Şimdi böyle yazacağız arkadaşlar deyip şey yapıyormuşum. Tamam, hadi gelin bir bakalım. Ne yapmam lazım? Şurayı maalesef bıraktığım için böyle kala kalmış. İlk olarak ne diyor? Moving average of the gradients. Input V, grad, beta 1, output'a 1. Şimdi V, D, W, L plus 1. Geliyorum. Çok güzel. Burada hemen şu rule'u yazmaya çalışıyorum. Beta 1 çarpı V, D, W aslında bu dediği. Şuradaki V, D, W olması lazım. Artı 1 eksi beta 1 çarpı bunun şeyi, türevi. Tamam. Türevleri grass'ta tuttuğumuz için de bunu yazıyorum. Ya maalesef bu satırı ben yazılı bırakmışım. Çok affedersiniz. Daha önceden kendim implement etmiştim bunu bir kere. Sildiğimi zannediyordum ama hepsini silmemişim. Diğerini yazıyorum. Zaten burada büyük bir zorluk yok. Diğeri nerede? Bir için olanı yazıyorum aynı şekilde. Burada onun formülünü vermiş mi? Vermemiş. Ama update rule'un aynı olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Dersten biliyorum. Burada vermemiş. Tamam. Yani W için yazdım. B ile için de zaten update rule'da birbirinin aynısıydı. O yüzden direkt diye yazabildim. Evet. Compute bias corrected term. First moment estimate. Hadi bunu şimdi compute edelim. V corrected diyoruz buna. Onu V corrected diye bir tane bir şey de tutmuşuz herhalde. Evet, şu V corrected. VW bölü 1 eksi beta üzeri T. Haydi birlikte yazalım. Bana yazdıracak olan, yazdırabilecek olan var mı? Bir gönüllüye ihtiyacım var. Yüce gönüllü. Evet. Haydi haydi yazalım birlikte. Birazcık hareket gelsin. Daha önceden yazmış olan, şimdi de demek isteyen hepsini açığım. Ben söyleyebilirim belki. Lütfen, lütfen. Soldakinin corrected olmayanını alacağız. Sonra da 1 eksi beta 1 üzeri t'ye böleceğiz. Şöyle mi diyorsunuz? Bunu aldım. Aynen, o corrected olmayanı alıyoruz. Bölü parantez içinde 1 eksi beta 1 yıldız yıldız t. Beta yani, 1. T üstüne almış oluyoruz. Yok, parantezin içinde... Beta üzeri t miydi bu? Aha, beta üzeri t. Pardon, evet. Şunu... Evet, şurada beta üzeri t'ymiş çünkü. Çok güzel, evet. Tamam. Teşekkürler. O zaman b'sinde aynı şekilde yapabilirim herhalde. Evet, v'leri b yapalım. Tamam, harika. Bunun da beta 1'di yine, o şey değişmedi, constant'ı. Şimdi diğerine geçiyor, s'e geçiyor. S'i de söyleme şansınız var mı yoksa bir başkasından mı rica edelim? Başka yapan varsa söyleyebilir. Başka yapan var mıdır gönüllü olup paylaşmak isteyen? Teşekkürler bu arada. Evet arkadaşlar, hadi biliyorum içinizde C aslında iki üstteki V'nin aynısı, sadece en sona üzeri 2 ekliyoruz sanırım. Bir de şuradaki bir şey. V'leri değiştireceğiz. Beta değil mi? O zaman nasıl yaparım? Hı. Üsttekinin şimdi bunu, bu aşamada copy yapmak sakıncalı ama yine de bir deneyelim hadi.
şöyle demiştik. Beta 2 yapalım bunu. 2 yaptık. Tamam, harika. Bir de ne demiştik? Bunlar S olacak. En sona üzeri 2. Tamam. Kimin karesiydi? Direkt sadece kısmi türevin değil mi? O zaman direkt aynen şu gradsın şeyi herhalde burada üzeri 2. Hatta çok şey yaparsak içimiz rahat etsin diye şöyle yapabiliriz. Extend. Evet, bir anda yüreğime ağzıma geldi. Korsarı bize mesaj gönderiyor. Diyor ki artık yemek yiyin. Evet. Sanırım bu da böyle olsa gerek. L plus 1. Bir kere daha beta 2 çarpı bla bla 1 eksi beta 2 çarpı karesi. Çok güzel. Evet. Corrected versiyonu için bir gönüllüye daha ihtiyacım var. Çok teşekkürler Sena. Arkadaşlar bakın. Hemen bizimle bilgisini paylaşan çok mutlu oluyor. Evet. Bir gönüllü arıyoruz. Şey, üst satırda değişmemiş bir DV kaldı galiba. O da DV oldu. Ay pardon. Evet. Haklısınız. Şurası da. Tamam. Gerçekten bu corrected olmuş şimdi. Evet. Ve corrected'ın aynısı olacak. Sadece S ile beta 1'i değiştireceğiz. Beta 2'ye verelim. Şöyle mi diyorsunuz? Bunu yapalım. Burası S olsun. Evet. Tamam. Hemen kontrol edelim. S bölü 1 eksi beta 2'nin üzeri T. Tamam. Çok güzel. Bence de öyle. Çok teşekkürler. Hemen bunu da S yapalım. B olsun. Beta 2 olsun. Müthiş. Update parameters, input parameters, learning rate, bla 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 bla. Evet, şimdi artık son bir şeyimiz kalmış. Son bir vuruşumuz kalmış. Bu son vuruşu yapmak isteyen bir gönüllü daha. Çok teşekkürler bu arada İbrahim. Evet. Var mıdır gönüllü? Ben söyleyebilirim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Dinliyorum. Tamam. Burada şey, parameters v şey alacağız. Oradan learning rate çarpı bunu alacağız. Eksi, sonra eksi learning rate çarpı v corrected. V corrected, tamam. Evet. Daha sonra tamam. Bölü. Bölü. Bir tane parantez açabiliriz orada. Tabii. Karışmamız için. Sonra np square root kullanabiliriz galiba burada. Np nokta kullandım. Evet, sonra s corrected. S corrected. Sonra? En sonunda dışında artı epsilon. Tamam. Bir de square root'un dışında artı epsilon. Evet. Çok teşekkürler. Herhalde yukarıda typo vardı galiba. Yukarıda bir yerde. Nerede typo vardı pardon? Yukarıda, az yukarıda, ilk başta. D, V, B koymuşuz galiba. Heh, tamam, şurası. Çok teşekkürler. Evet. Hemen geldik. Tamam. Bunu B yapıyoruz. B için olan da herhalde ezber yapmayayım da. Heh, evet. Bu arkadaşı da B yapıyoruz. İlk baştaki arkadaşı da B yapıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Ve teşekkür ediyoruz Kerim sana da. Hemen bakalım. 1.631 5.49 Süper. Harikayız gençler. Ve şimdi ne diyor? Model with different optimization algorithms. Tamam, bundan sonrası artık şey. Bakalım ne çıktı sonuçlarımız falan. Yani bayağı hepimizi tebrik ediyorum. Bir sürü optimizasyon algoritmasını aslında optimizasyon algoritmalarının update rule'larını implement etmiş olduk hep birlikte. Bunu da tabii çalıştıralım. Görelim bir. Load dataset'ten train X ve train Y şeylerini aldık, datalarını aldık. Moons dataset to set test the different optimization methods. Şimdi buna bizim burada nadide 3 tane optimizasyon algoritmamız vardı implement ettiğimiz. Onları uygulayarak sonuçlar alacağız ve diyor ki 3 layer'lı bir neural network train implement ediyoruz. Gradient descent için update parameters with gradient descent. İşte momentum için bu, diğer için, Adam için de bunu kullanabilirsiniz falan filan. Şimdi böyle bir model diye bir fonksiyonumuz varmış bizim.
Farklı optimizer model modlarıyla çalışan üç layer'lı bir neural network'müş. Argümanları şu ana kadar gördüğümüz bütün aslında parametreler. Return ettiği diğer parameters, bunların hepsinin paket halinde olduğu bir dictionary. Ve bunu çalıştırırım bu arada. Çünkü bir tanesi uzun sürüyordu galiba, bunu hatırlamıyorum da. Ha, neyse, bu uzun sürmüyormuş. Şimdi Minibatch'e geldiğimizde ne yapıyor? Minibatch'i nerede kullandı burada? Şurada Optimizer GD seçti. Tamam, Minibatch olduğunu o şekilde belirtti. Yukarıda bunu herhalde şurada vermiş. Optimizer GD ise bununla çalış. Momentum ise bununla çalış. Bu fonksiyonla çalış. Adams ise bu fonksiyonu çağır şeklinde. Orada zaten vermişti. Tamam, burada işte belirli epochlardan sonra her 1000 epochta bir şeyleri yazdırmış. Cost değerlerini yazdırmış. Learning rate değerini yazdırmış. Cost'un nasıl azaldığından bahsetmiş. Ve elde ettiği, aslında burada bir classification yaptırmaya çalışmış. Bu elde ettiği, ne derler ona? Gradient descent'le elde ettiği bu classifier'ın nesi bu? Ayırıcısını bu şekilde bizim görmemizi sağlamış. Bu çok güzel bir şey, çünkü diğerlerini gösterdikten, yani diğerlerini çalıştırdıktan sonra aralarındaki farkı belki görebilmemizi sağlayacak olan bir şey. Şunu da çalıştıralım hemen ve sonra yavaştan mola vereceğiz. Bu biriydi. Bu diğeri. Şimdi birini de şu şekilde ayırmıştı. Dataların mesela kırmızı sample'lardan buraya düşenler vardı, mavi sample'lardan buraya düşenler vardı. Bununla bunun arasında aslında müthiş bir fark ben şu an gözle göremedim. Ama bakın, Adam ya. Adam başka yani, hani gerçekten. Şimdi fonksiyonları siz daha sonra incelersiniz. Genel zaten hani içinde ne döndüğünü artık aşinalık kazandık, içinde ne döndüğüne. Benim için şu an hani highlight etmek istediğim nokta burada mesela classifier ne kadar iyi ayırmış, bunu görebilmemize yardımcı olabilecek bir görsel var. İşte burada kırmızı, ya asıl benim sample'larım nasıl dağılmıştı bu görselde? İşte kırmızılar şu şekilde dağılıyordu. Burada da işte kırmızı bölgeye kırmızı sample'lar düşmüş ama birazcık mavi de kaçmış. Mavi bölgeye maviler düşmüş ama birazcık kırmızı da kaçmış. Ne zaman olmuş bu? İşte mini batch gradient descent uyguladığımda. Momentum uyguladığımda bu mini batch'e. Momentumlu halinde birazcık daha sanırım şu maviler azaldı, yukarıya kaçan maviler. Ama Adam Optimizer'ı uyguladığımda bakın bu curve daha böyle buradaki sample'larıma, example'larıma uygun bir şekilde kendini belli etmiş. Ve farklı class'lara daha az, zıt class'a daha az sample'lar düşmüş. Yani misclassify olan sample'lar çok çok daha az burada gördüğünüz üzere. Burada da bize şöyle bir summary vermiş. İşte accuracy'nin Adam'da çok daha iyi, çok daha yüksek geldiğinden bahsetmiş.